Muhammed Buğra Han Kaşgar'dan Opal'e geri döndü. Öncelikle Barzkan şehrinin hakimi olan büyük oğlu Hüseyin Buğra Tigin'e, hanlar toplantısının neticesini ve kendisinin Opal'e geri dönme sebebini anlatan ayrıntılı bir mektup yazdı. Ardından Opal'den ayrılma hazırlıkları yapmaya başladı. Muhammed Buğra Han, hanlar toplantısında Balasagun şehrinin kendisine verilmesini talep etmişti. İkinci dereceli han olarak kabul edilmişsem, kanunlara ve mantığa uygun olanı, elbette ki ikinci asitanede durmamdır demişti. Fakat Arslan Han bu talebi geri çevirdi. Buğra Han bu defa da ortaya yeni bir talep attı. Opal'i rahmetli atamız Yusuf Kadir Han'ın kendisi ben fakire hediye etmişti. Onun için Opal'in daima Buğra Han ailesinin şahsi toprağı olarak kalması lazım, dedi. Yusuf Kadir Han'ın ismi geçince hiç kimse bu talebi reddetmeye cüret edemedi. Böylece Buğra Han, oğlu Hüseyin'i Barzkan'dan geri getirip bir bölük askerle birlikte Opal'de bırakmak şartıyla Arslan Han'la anlaşmaya vardı. Opal'dekiler Hüseyin Buğra Tigin bugün yarın gelir diye onun yolunu gözlemeye başladılar. Muhammed Buğra Han, kapuğu içindeki bahçede geziniyordu. Renk renk açmış çiçeklerin üstünde kelebekler, arılar uçuşuyordu. Yemyeşil çimenlikte tavus kuşları renkli kuyruklarıyla salınarak yürüyorlardı. Buğra Han ağır adımlarla gül bahçesinin etrafından dolaştı. Şeftali ağaçlarının ötesinde bir çift ceylan besleyen genç kölenin yanına gelip durdu. Toruntay diye seslendi Buğra Han. Sırtında beyaz bir gömlek ve ayaklarında sarı çizmeler olan köle, ceylanların önünden kalktı. Buğra Han'ın önüne gelip sessizce tazim kıldı. Toruntay, küçücük bir kuşa verilen bir isim olduğu halde, bu dazlak köle öyle minicik bir kuşa hiç mi hiç benzemeyen, tabiri caizse dev gibi bir kahramandı. ''Bugün müderrisin evine gitmediniz mi yoksa?'' diye sordu Buğra Han. Bu güçlü, kuvvetli adam, Buğra Han'ın Kaşgar'daki Sadiye Medresesi'nde okumakta olan değerli torunu, Hüseyin Buğra Tigin'in oğlu Mahmud'un has kölesiydi. Mahmud dışarı çıkarken ona eşlik ederdi. ''Gitmez olur muyuz?'' dedi Toruntay. Müderris Hüseyin Halef Hazretleri Mahmud'u, ''Han deden Opal'den ayrılana kadar onun yanında olman uygun düşer.'' diye geri gönderdi. ''Biraz önce döndük.'' Mahmud çocukluğundan beri dedesi Buğra Han'ın yanında terbiye görmüştü. Buğra Han bu torununu çok seviyordu. Tatil günlerinde bile onu Barzkan'a, ana babasının yanına göndermeye kıyamıyordu. Mahmud'u özlerlerse onlar Opal'e gelsinler. Çocuk hanlık medresesinde yatılı okuduğu için benim yanımda da çok duramıyor diyordu Buğra Han. Şu sıra tam şeftalilerin olgunlaşma zamanıydı. Yani medreseler henüz açılmamıştı. Mahmud Opal kapuğunda kalıyordu. Ama çoğu zaman Buğra Han'ın onun yanında tutması mümkün olmuyordu. Mahmud her sabah mavi bir örtüye birkaç kitap sarıp has kölesi Toruntay'la birlikte kapuğundan çıkıyordu. Buğra Han onun nereye gittiğini biliyordu elbette. Sadiye Medresesi'nin baş müderrisi Hüseyin Halef'in Opal'de kapuğundan çok uzak olmayan bir meyve bahçesi vardı. Halef her yaz tatilini ailesiyle birlikte geçiriyordu. Buğra Han'ın torunu Mahmud, bu muhterem üstadın evine günde bir kere gitmezse içi rahat etmiyordu. Buğra Han'ın köle yiğide, müderrisin evine gitmediniz mi yoksa diye sorması bu yüzdendi. Mahmud şu an nerede diye sordu köleye Buğra Han. Hücresinde, çağırmam ister misiniz? Hayır gerek yok, kendim giderim dedi Buğra Han ve arkasını dönüp yürümeye başladı. Mahmud, hücresinin zeminini boydan boya kaplayan üdün halısının üzerinde bağdaş kurarak oturmuş, önündeki nakışlı rahlenin üstündeki deri ciltli, işlemeli, kalın kitabını okuyordu. Kapının karşısındaki duvarda iki büyük kitaplık dolusu kitabın yanı sıra, yan duvardaki gömme dolaplarda da kitaplar vardı. Mahmud, kitaba kendini iyice kaptırdığı için büyük babasının kapıdan içeriye baktığını fark etmedi bile. Buğra Han, beyaz, ipek bir gömlekle yeşil, kadife bir cübbe giymiş olan bu saçsız başlı genç öğrenciyi bir süre izledikten sonra içeri girdi. Mahmud büyük babasını görünce derhal yerinden kalkıp Buğra Han'ın yanına geldi. Sol dizini yere koydu, sağ elini göğsüne götürerek başını eğdi. ''Kut olsun Han dede, kut olsun balam,
otur sen, rahatsız olma. Muhammed Buğra Han rahlenin yanına oturdu. Mahmut da biraz önceki yerine diz çöktü. Hangi kitap okuyorsun bakalım böyle hararetli? Diye sordu Buğra Han. Ebu Seyyid Abdurrahman Muhammed el-İdris'in yazmış olduğu Semerkant tarihini diye cevap verdi Mahmut. Sizin verdiğiniz Altın Yaylak adlı kitabı dün bitirdim. Bugün bu kitaba başladım. Müderris Halef'in söylediğine göre, dedi Buğra Han, sizler şu sıra Zamanın Cevherleri denilen Arapça şiirler okuyormuşsunuz. Benim Arapçam o kadar mükemmel değil. Her neyse, bu tür şiirleri öğrenmek talebeler için oldukça zordur. Üstelik sizlere öğretilmekte olan riyaziyat ve felekiyat bilimleri de öyle her baba yiğidin harcı değil. Mezun olmaya yakın başka kitaplar okuyup derslerinden geri kalma sakın. Doğruyu söylemek gerekirse, dedi Mahmut heyecanlı bir sesle, medresede okutulacak kitapları ben zamanından önce okuyup bitirdim. O bahsettiğin kitaptaki birçok şiiri de çoktan aklıma yazdım. Muhammed Buğra Han memnuniyet ifadesiyle gülümsedi. Mahmut, ilim ve fenden söz açıldığında her şeyi unutarak hevesle konuşuyordu. Sohbetin bu konuda devam etmesini istediği için kocaman açılan gözleri parladı. Fakat maalesef dedesi konuşmayı başka tarafa çekiyordu. Barskan'dan haberci geldi. Baban yola çıkmış. Allah izin verirse 2-3 gün içinde Kaşgar'a gelecek. O geldikten sonra ben gideceğim. Bugün üstadın seni geri göndermekle çok iyi etmiş. Sana bir diyeceğim vardı balam. Mahmut soran gözlerle dedesine baktı. Mahmut Buğra Han şefkat dolu gözlerle torununa bakıp onu bağrına bastı. Başını okşayıp hafifçe sırtına vurdu. Koca adam oldum balam, dedi Buğra Han. Sevgiyle gülümsedi. Yıllar ne çabuk geçti. Allah izin verirse gelecek sene okulunu da tamamlayacaksın. Sonra sırtına bir kez daha şefkatle vurdu. Mahmut gözlerini kocaman açmış, dedesinin her zamankinden farklı olarak mülayimleşen ses tonunu sezip meraklanmıştı. Dedesi daha da yumuşak bir sesle sordu. Medreseyi tamamladıktan sonra nerede kalmayı düşünüyorsun? Mahmut bu soru karşısında şaşırarak kekeledi. Nerede kalırsam kalayım fark etmez. Kaşgar'da kalsam da olur. Sizin yanınıza gelip kalsam da. Seni beraberimde götüreceğim. Senin benimle beraber olman gerekiyor. Kah Taraz'da, kah İspicap'ta kalacağız. Seni kendi ellerimle terbiye edip sana ordu işlerini öğreteceğim. Medresede çok iyi okuyorsun. Yazdığın şiirlerini, dil ilminden bahseden risalelerini gördüler. Müderrislerin bunlara yüksek paha biçtiler. Çok küçük yaşlarda eline kalem aldın. Akıllı, iktidarlı bir çocuk oldun Mahmut. Ben seni devletin yüksek makamlarına getireceğim. Sen benim sarayımda toygun, yapku veya hacip olup büyük hizmetler vereceksin. Nihayet ben bu dünyaya gözlerimi yumduktan sonra benim yerime Buğra Han olarak Taraz'la İspicab'ın hükümdarı olacaksın.